Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey Müslümanlar! Yaşadığınız zamana, yaşadığınız asra, yaşadığınız dünyaya dikkat edin. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Hatta öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Cenab-ı Hak bizi getirmiş, Asya kıtasıyla Avrupa kıtasının ortasına koymuş. Haritamız öyle, coğrafyamız öyle, ne yapalım? İşte Boğaz Köprüsü yahut Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü bile görüyorsunuz, iki kıtayı birbirine bağlıyor diyorlar. Asya kıtası, Avrupa kıtası. Boğaz Köprüsü iki kıtayı bağlayan köprü. Kantaratul kıtateyn diyor Araplar. Geçen sene hacda Araplar köprüye bakıyorum, baktım böyle diyorlar. Kantaratul kıtateyn, iki kıtanın köprüsü. İki kıta dediği işte Asya Afrika, Asya Avrupa. Üsküdar tarafı Asya, öbür taraf Avrupa. Bizi Avrupa'yla Asya'nın getirmiş ortasına koymuş Cenab-ı Hak. Çok imtihana tabi tutulmuşuz. Bütün dünyanın gözü var. Bu topraklarda, bu bölgelerde, bu beldelerde muazzam gözü var. Bizi rahat bırakmaları mümkün, hiç bırakmamışlar. Bütün tarih boyunca bizi rahat bırakmamışlar ki şimdi rahat bıraksınlar. Düşman aynı düşman. Zalim aynı zalim, katil aynı katil. Değişen bir şey yok. Değişen sadece biziz. Gafletin içindeyiz, cehaletin içindeyiz, hatta hiyanetin içindeyiz. Yeryüzünde dostunu ve düşmanını bilmeyen milletlerin başına Türkiye geliyor. Şu anda. Yeryüzünde dostunu ve düşmanını açık bir surette bilmeyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'deki siyasi adamlar geliyor. Allah'ın düşman dediğini bunlar dost kabul etmişler. Mümkün değil. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Yahudiler sizden memnun olmayacaklar, sizi dost kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Celle Celaluhu. Nasıl yapalım? Allah'a mı inanalım, bu adamlara mı inanalım? وَلَنْ تَرْضَى Sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi aralarına almayacaklar. Sizi kendilerinden kabul etmeyecekler. Size yardım etmeyecekler. Size destek olmayacaklar. وَلَنْ نَصَارَى Hristiyanlar da diyor Cenab-ı Hak. Nasara Hristiyanlar demek. Bu ayet Kur'an'da var. Ben kafadan okumuyorum. Ne zaman ancak olur yardımları, destekleri? حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Tamamen dininizden döner, İslam'dan çıkar, dinden çıkarsınız, camileri, cemaatleri, Kur'an'ı, sünneti, Muhammed'i toptan inkar edersiniz, Hristiyan olursanız o zaman kabul ederler diyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani Müslümanın bunu bilmesi vaciptir. Farz-ı ayındır bu bilgiyi bilmesi. İşte görüyorsunuz yani seçimlerde biraz hareketlenmeler oldu. Vay efendim, Avrupa kıyameti koparıyor. İslamiyet'te ilerleme var. Türklere düşmanlık, hücum. İslamiyet olmayacak. İmam hatipler kapansın diyor. Vallahi Avrupa parlamentosu imam hatip okullarının tamamının kapanmasını isteyen yazı gönderdi Türkiye'ye. Kapansın diyor. İlerlemesin. Kur'an kursları kapatılsın diyor bütün Avrupa Konseyi. Çünkü Kur'an okuyan bir talebe, Kur'an kursundan mezun olan talebe ileride üniversiteye gidecek. Üniversiteden mezun olup kaymakam olacak. Aa, karşımıza Kur'an-ı Kerim okuyan bir kaymakam çıkacak. Eyvah, ne yapacağız diyorlar. İstemiyorlar. Ve koskoca bir Türk milleti seyirci. Seyredip kalıyor. Bir şey yapamıyor, bir şey söyleyemiyor. Sesi çıkmıyor, soluğu çıkmıyor.